Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Sermet Demir. Bugün sizlerle yeni bir Excel videosu ile beraberiz. Daha önceden videosunu gerçekleştirmiş olduğumuz 3 eksenli çizimin bugün farklı bir versiyonunu yapacağız. Başka bir üniversitedeki arkadaşımız şöyle bir grafik gönderdi. Dedi ki hocam, 3 boyutlu, daha doğrusu 3 eksenli grafiği göstermişsiniz. 3 tane ekseni takip ettim, yaptım ama benim öyle bir makalede 4 eksenli grafik çizmem lazım. Bunu nasıl yapacağız? Yardımcı olur musunuz? dedi. Yardımcı oldum. Ondan sonra da sizlere de yardımcı olmak adına bunu bir videoya dönüştürmeye karar verdim. Şimdi elimizde şöyle veriler var arkadaşlar. Düşünün ki elimde iki tip malzeme var. Ve ben bunlara diyelim ki bir etki, bir deney yapıyorum. İkisine de aynı etki uyguluyorum. Ve bunların tepkileri bana farklı oluyor. Onları da bu şekilde grafiksel olarak göstermek istiyorum. Sağdaki gibi. Farkındaysanız burada nasıl bakın. Burası bir eksen. Ama şurası karşılıklı iki eksen aynı şeyi gösteriyor aslında. Aynı veri skalasında. Üstteki de farklı. Yani baktığınızda aslında burada üç tane veri var. Üç tane farklı veri ekseni var. Bizim de burada şu ikisi ortak olacak. Yani bir tane. Ve karşılığı olarak şunları da farklı alacağız. Şimdi öncelikle basit bir grafik çizmeyle başlayalım. Ve üzerine ekleye ekleye devam edeceğiz. Biliyorsunuz başlıkları da buradan alıyorum başlıkları da Excel otomatik olarak algılayacak. Ve çoğu videomuzda yaptığımız gibi bu da bir deneysel çalışma kabul edilebilir. Gene dağılım grafiği göstermek istiyorum. Bu sefer dağılım ve verilerin rahat anlaşılması için de düzgünleştirilmiş çizgi tipi olanı seçiyorum. Peki bunu aldım. Aslında şuna biraz dışarıya atabilirim. Çünkü bir süre ihtiyacım olmayacak. Şimdi ben buna İkinci verilerimi de eklemek istiyorum. Bunun kolay yolu sağ tıkla veri seç. Buradan da ekle diyorum. Serimin adı bu tepki 2. ikinci serim. X değerlerim burası. Y değerlerim buradaki biri siliyoruz. Y değerlerimi de ekliyorum ve tamam diyorum. Şimdi güzel. Tamam dedim ve verilerimi bu şekilde ekledim. Şimdi aslında buraya kadar ve biraz daha önceki bir videonun devamı gibi olacak. Mesela ne yapmak istiyoruz? İkinci verileri farklı bir grafiğe atamak istiyoruz. Farklı bir eksene atamak istiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Burada verini seçip ya da direkt üzerine sağ tıklayarak buradan veri serisini biçimlendir diyoruz. Bunu dediğiniz anda sağ tarafta böyle bir bölge açılacak. Eğer biraz daha eski bir versiyon kullanıyorsanız size yeni bir pencere açacaktır. Fark etmez. Orada da İkincil ekseni seçmeniz gerekiyor. Şimdi bu veriyi göstermek için aşağıdaki ve soldaki ekseni kullanıyor. Birincil ekseni kullanıyor. Biz buna yeni bir eksen kullanmasını söylemiş oluyoruz aslında böyle yapmak. İkincil eksel dediğimde Excel şimdi değiştirdi. Farkındaysanız bu 40'lı rakamları yani şunu x'e taşıdı ve iki tane burada y eksenim oldu. Ben şimdi burayı kapatayım birinci y eksenimde sıfırdan 6'ya kadar yani aslında baktığınızda buradaki x değer y değerlerimi ikinci eksenimde ise daha büyük olan buradaki y değerlerimi koymuş oldum şimdi bu üç eksenli bu nasıldı şuraya bakalım bu geride kaldı bunu öne çıkartalım en öne getir diyorum güzel bunu da göstermiş olduk şimdi farkındaysanız burada bizim dördüncü yani bir tane daha ikinci yatal eksene ihtiyacımız var. O zaman şöyle yapalım. Bunu gene bu tarafa alıyorum. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar burada herhangi bir şey seçmiyorsunuz. Yani sadece grafiği seçiyorsunuz. Yukarıda grafik tasarımından grafik ögesi ekleye geliyorsunuz. Ve buradan eksen. Şimdi ilk üçüncü ekseni eklemek istediğinizde bunu yapsaydınız buradan yapamayacaktınız. Onu da hemen şöyle yapayım. Geri geleyim. Geri geleyim sonra ileri gelirim. Tamam. Şimdi eğer bu durumdayken burada grafik tasarım, grafik ögesi ekle ve eksen derseniz şuradan diğer eksen seçenekleri üzerinden de bunu yapabilirdiniz. Ama buradan kontrolü biraz daha zor. Ben onun için buradan gene ikinci ekseni bulmanız gerekiyor. Ben onun yerine şöyle nasıl yapmıştım? Direkt veri seçmiştim. Sağ tıklayıp veri serisini biçimlendirdik. Buradan ikinci ekseni seçmiştim aynı işlemi tekrar etmiş oldum. Ve bu şekilde bitirmiştim. Şimdi bu ikinci yatay ekseni eklemek için buraya gelip eksen deyip zaten farkındaysanız bir tek bu seçili değil. Bunu da seçtiğimde ikinci yatay ekseni de bu şekilde eklemiş oldum arkadaşlar. Farkındaysanız burası da 45 buçuktan kadar gidiyor. Bunları da tabi değiştirebildiğinizi hatırlatmak isterim. Ekseni biçimlendir dediğimde mesela burayı 45'ten 50'ye kadar yapalım. 50'den fazla var mı? Yok. 46'dan 50'ye kadarmış zaten. Tamam. Bunu da böyle yapalım ki hani biraz daha anlaşılır olsun. Diğer taraflarda Y karşılığı da bu şekilde görüyorsunuz. Belki burada şu an verilerin hangisinin hangisi olduğu anlaşılmıyor. Onu da çok kolay buradan seçip grafik tasarımından şurada hızlı düzenden şu basit olanı seçebiliriz. Böylelikle mavinin tepki bir yani şu değerleri gösterdiğini e, turuncunun da tepki 2 yani şu değerleri gösterdiğini anlayabiliyoruz. Bundan sonra neler yapabiliriz? Burada yapmak e, şu grafikle tabi karşılaştırırsak gene en öne getir diyeceğiz. Karşılaştırırsak nedir? Eksen isimlerini vermemiz gerekir. Güzel. Yapalım biz de. O da kolay yolu. Gene yukarıda grafik tasarımdan. Bunun şey çizgileri de yok. Kılavuz çizgileri de yok. Önce onu koyalım birinci büyük koyalım ve gene birinci küçük dikeyleri birinci bütün yatay. Şunu da koyduğum zaman bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. Başka ne ekleyebiliriz? Eksen başlıkları birinci yatayı ekleyelim. Başka birinci dikeyi ekleyelim ve ikinci dikeyi ekleyeceğim. İkinci yataya bir daha gerek yok. Çünkü bunda bu aynı. Biliyorum. Buradaki eksen başlığı ne olacak? Tepki 1. Buradaki eksen başlığı biraz kaydırdım. Bir Ctrl Z ile geri koydum yerine. Tepki 2 dedim. Buradaki eksen başlığı da bizim etkimiz. Yukarıyla ortak olduğu için buna herhangi bir bir daha eklemeyi düşünmüyorum. Bundan başka grafiğe de buradan grafik göze ekleyip grafik başlığı da ekleyebilirsiniz. Grafiğin üstünde ne diyebiliriz buna? İki malzeme etkisinin karşılaştırılması. Bunu da böyle yaptıktan sonra çok güzel bir grafik elde ettik sizlerle. Ödevlerinizde, deneysel çalışmalarınızda, gerekli gördüğünüz yerlerde daha çok veriyi tek bir grafikle gösterip onu daha rahat anlaşılabilir bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer sorularınız veya önerileriniz varsa lütfen aşağıda yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Excel videolarımıza devam edeceğiz. Eğer farklı bir isteğiniz varsa bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Her haftaki güncel videolarımıza haberdar olabilmek için abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.